Ve programımızın ilk bölümünde her cuma olduğu gibi Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Nevzat Tarhan telefon hattımızda. Merhaba Sayın Tarhan. Merhaba, iyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz siz de. Çok teşekkür ederim. Efendim, dediğimiz gibi mesnevi terapiyi konuşacağız sizinle. Ama önce bir tanımlayalım isterseniz, mesnevi terapi nedir? Tabii mesnevi terapi, şimdi mesnevi nedir dersek önce? Mesnevi, yani hikayelerle insanların farkındalığını artırmaya çalışan bir uygulama tarzı mesnevi. Çeşitli mecazi ifadelerle, kıyaslar yaparak insanları farkına varmadığı, bilmediği bazı hakikatleri bulmaya yönlendiriyor, götürüyor. Kişi kendini tanıyor. Kendini keşif yolculuğunda o hikayeden ya ben öyle, ben şöyle yapıyormuşum, yanlış yapıyormuşum, öyle değil böyle yapmalıyım diye orada kişi kendini buluyor ve hayatına yol veriyor. Yani hayat bir yolculuksa bu yolculukta trafik işaretleri lazım. İşte bu trafik işaretleri de bu mesnevide kişinin kendini tanımak isteyen, kendini geliştirmek isteyen yani ve aynı zamanda kendisini varoluşuna uygun yaşamak isteyen insanlar için, böyle yaratanla bağ kurmak isteyen insanlar için son derece etkileyici bir yöntem uygulamış orada Hazreti Mevlana. Bunu biz mesnevideki bu yöntemi bizim psikiyatride 3. dalga psikoterapiler var. Evet. 3. dalga böyle metabolistsel tedaviler, metakognitif tedaviler, mindfulness gibi de söyleniyor tedavilere. Bu tedavilerin metodu da kişinin daha önceki klasik psikoterapiler kişinin geçmiş hayatını ele alıp onunla ilgili eski travmalarını, eski yaralarını çözmeye çalışırdı. Böyle bilişsel davranışçı tedaviler bugünü düzeltmeye çalışırdı. Ama gelecekle ilgili korkuları, ölümü, böyle felsefi sorularla ilgili psikoterapi tekniğinde bir boşluk vardı. Evet. Yani onu psikiyatrinin ilgi alanı değil gibi kabul ediliyordu. Ama bu üçüncü dalga psikoterapiler artık kişinin bazı sorular var. Ve ölüm nedir? Sonsuzluk nedir? Hayat nedir? Niçin varım? Niçin yaşıyorum? Gibi soruları soran kişilere de bir terapi, bununla ilgili bunalıma giren, entelektüel bunalıma giren, depresyonun sebebinde bunun olduğu kişilerde bu bir tedavi yöntemi araştırılıyordu. Ona işte mindfulness, metakognitif tedaviler diye bir tedavi yöntemi ortaya çıktı. O tedavi yöntemine bir bakıyorsunuz ki doğu hikayelerini almışlar, onu metodoloji olarak kullanıyorlar. 2000'li yıllarda bu başladı. Ben onun üzerine, yani bu metot doğudan almışlar ama referans vermiyorlar, Mevlana'dan almışlar. Yani son derece bu şey böyle, yani batının Rönesans döneminde yaptığı, işte doğudan alıp da kendi malı gibi bütün dünyaya sunduğu şeyin tekrarı gibiydi. Ben onun üzerine bundan rahatsız oldum. Bir pozitif psikoloji diye bir bilim metodolojisi çıktı, iyi de oldu ama kullandığı metoda bakıyorsunuz işte empati öğretiliyor, merhametlik öğretiliyor. Pozitif psikolojiyi de açıklayabilir misiniz acaba? Tabii, pozitif psikoloji mutluluk bilimi olarak geçiyor. Mutlu. Harvard'da şu anda ders olarak okutuluyor. 2015'te başladı. 2018'de Yale Üniversitesi ders olarak okutuluyor. İngiltere'de Bristol Üniversitesi 2019'da bunu okuttu. Biz Üsküdar Üniversitesi 2013'te başlamıştık. Evet. Bu pozitif psikoloji aslında özeti iyi insan yetiştirme bilimi. Nasıl yani? Mutluluk bilimi diye geçiyor ama bakıyorsunuz iyi insan nasıl olursunuz? Minnettarlık eğitimi, bağışlayıcılık, şükretmeyi bir metod olarak uygulamak gibi. Bütün bunlar da Mevlana'da olan var, değerler. Hepsi var. Mevlana bunu o hikayelerle anlatmış. Bu metafor kullanarak analoji yapma olarak geçiyor bu. Psikoterapi tekniği olarak. Yani Mevlana çeşitli metaforlarla, işte mecazi hikayelerle, mecazlarla benzetmeler yaparak şey yapıyor, olayları anlatıyor ve oradan kişinin kendini keşfetmesini, hakikati bulmasını sağlıyor ve burada kişinin ruhsal olgunlaşmasına müthiş bir katkı sağlıyor. Bunu o mesnevi terapide de bunu ben psikiyatride kullanılan ölçekler, işte o hatalı inanış ölçekleri var. Kişisel inanış ölçekleri var. Negatif kognisyon ölçekleri var. Onlar, o metotlarla Mevlana'nın hikayelerini birleştirerek
Yani Mevlana bu metotları kullanarak kişinin şu negatif düşüncesini düzeltiyor. Bu negatif düşüncesini düzeltiyor. Hayatını etkileyen mesela kimse beni sevmiyor. Ben işe yaramam gibi hisler olan bir kimse oradan bir hikaye okuyor. Onun üzerine kendindeki olumlu yönleri keşfediyor. Hı hı. Yani bu noktada acaba biblioterapiden evet. bahsedebilir miyiz Tabii, Sayın Tarhan? Biblioterapide zaten bu ya da narratif terapi diye de geçiyor. Mesela biblioterapi, narratif terapi. O psikoterapi tekniğidir bu. Aynı zamanda bunu işte o üçüncü dalga psikoterapilerde onu da kullanılıyor. Narratif ya da biblioterapi. Yani narratif bir hikayeyle bir kişinin iyileşmesine katkı sağlamak. Hayatını, kendini tanımasına ve hastalığını tekrar nüksetmemesi için, tedavi için adımlar yapmak. Biblioterapi de öyle. Biblioterapide daha çok bir okuma parçası veriliyor. Hı hı. O okuma parçası, o metin üzerinden kişi okuyor. Onunla ilgili zihinsel bir çaba harcıyor, zorluyor, yorumlar yapıyor ve bunu terapiste paylaşıyor ve bu şekilde kendisini tanıma gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu da biblioterapide zaten tedavi yöntemi olarak kullanılan bir yöntem. Mesnevi biblioterapi olarak kullanmakta diyebiliriz tabii diğer taraftan. Mesnevi terapi. Evet. Peki biraz bize anlatabilir misiniz? Mesnevi terapide neler var? Ne gibi faydaları var? Hangi konulara değiniliyor? Tabii mesnevi terapide mesela şunu söyleyebiliriz. Onu girmeden hemen de mesnevi terapinin yeni versiyonunu da biz ve mesnevi terapi aile terapi diye bu sene çıktı. Evet. Aileyle ilgili anlatımları psikiyatriyle birleştirdik ve İngilizceye de çevrildi. Yani birkaç dile çevrildi aslında. İngilizce, Endonezya'ya, Bulgarca'ya, Farsça'ya çevrildi. Yani ikinci baskısı da yaptı. Yani Batı dünyası çok merak ediyor Mevlana'yı. Batı zihnine uygun da yazılınca daha çok ilgi çekmeye başlıyor. Şimdi burada şöyle mesela bir hikaye var Mesnevi'de diyelim. Yani bir oradaki hikayedeki şahıs bir şeye gidiyor, akıl hastanesine gidiyor. Bir hasta görüyor, elleri ayakları zincirle yatıyor orada. Fakat müthiş neşeli, böyle şarkılar söylüyor. Ya diyor, sen diyor bu kadar elin kolun bağlı, hiç hareket edemiyorsun ama gene neşelisin diyor. Yani o da şöyle bir cevap veriyor, benim elim kolum bağlı ama ruhum, gönlüm bağlı değil ki diye bir cevap veriyor. Evet. Böyle bir hikaye anlatıyor orada Hazreti Mevlana. Buradan şöyle biz bir yorum yapıyoruz. Yani kişi zindanda da bile olsa bir insanın ruhunu, kalbine, duygularını hapsedemezler. Kişi izin vermedikçe hiç kimsenin ruhu hapsolmaz. Evet. Hapse giren aslında acı çekmesinin sebebi vücudu acı çekiyor belki ama ruhuna hiç kimse acı çektiremez. Yani ruhunu mutlu etmeyi başarabilirsen zindanda bile neşeli olabilirsin gibi bir mutluluk sonuç çıkıyor. Senin bakış açınla evet. ve senin yaklaşımınla alakalıdır gibi bir sonuca varılıyor. Peki çok vicdani doğru. Zeka diye bir kavram var kitapta bahsettiğiniz. Bunu açıklayabilir misiniz bize? Tabii vicdani zeka yani şimdi çoklu zeka kuramından sonra zeka ile ilgili araştırmalar çok arttı. Mesela duygusal zeka deniyor, sosyal zeka deniyor. İçsel zeka, müziksel zeka, kinestetik zeka, böyle fiziksel zeka, dokunma, sökme, takmayı iyi yapan kişilerde görülen gibi böyle zeka türleri var. Bunlardan ben o zeka türleri incelerken baktım, böyle iç dünyasını ölçmeyle ilgili bir zeka formu tanımlanmamış. Zeka tonum tanımlanmamış. Onun için orada vicdani zeka diye bir kavrama ihtiyaç var. Evet. Onu gördüm. Onu geliştirdim. Daha sonra onu da herhalde Dumlupınar Üniversitesi'nden bir ekip onu ölçek haline getirip yayınladı. Vicdani zekayı. Şimdi o vicdani zekada kişinin yani iç kendini tanıması, yani kendini sorgulaması ve yani hesap verme duygusuyla hareket etmesi kişinin. Kendi iç ses, yani vicdan dediği zaman iç ses, zihinsel jüri, iç bekçi kişi gibi içimizde yani iyi ve güzel şeyler yapıp yapmamaya karar veren iç bir zekamız var aslında. Duygunun ötesinde bu. Yani sadece dünyaya ve insanlarla ilişki kurmayan
varoluş ve yaratılışla da ilgili. Yaratanla da kalbi bağ kurup ona göre hesap verme duygusu da yaşayan. Çünkü ahlaki akıl yürütmede 3 tane teknik var. Birincisi yasalar. Yasaların oluşturduğu normlara göre hareket etmek. Evet. İkincisi sosyal normlara göre hareket etmek. Geleneklere, sosyal örf adetlere göre. Üçüncüsü de vicdani normlara göre hareket etmek. Hı hı. Yani hiç kimse yokken bir hırsızlık yapmamak mesela. Yalan söylememek. Hı hı. Yani bu yani iç ölçü. Yani bu iç ölçüyü bir ölçek haline getirmek gerekiyordu. Bunu vicdani zeka olarak tanımladık. Ve o kitapta o şekilde ifade etmiş olduk. Bu vicdani zekada insanın kendi kötülük yapmamasıyla ilgili zihinsel bir sınırların netleşmesi, ölçen olması. Kişi bunu uyguladığı zaman yani ben kötücül mü düşünüyorum, iyicil mi düşünüyorum? Bunu ayırt etmesini sağlıyor. Kendini düzeltmesini, kendini bu konuda tanımasına katkı sağlayan bir ölçek olarak uyguladığımız zaman söylenebilir vicdani zeka. Mesnevi terapinin etkilerini nasıl gözlemliyorsunuz acaba kullandığınızda? Yani ben mesnevi terapiyle ilgili böyle bireysel geri dönüşler alıyorum. Yani böyle moralim bozulduğu zaman alıp onu okuyorum diyen insana çok rastladım. Yani bir şeye moralim bozulduğu zaman oradan alıyorum, mesneviden bir iki hikaye okuyorum. Ve çok iyi geliyor bana tarzında bir yani kişinin ruhuna dokunmak, onun iyi ve güzeli sevmesini. Yani, bir ruhsal iyileşmeye yardımcı oluyor değil mi? Tabii yani bir şey kişinin hem böyle yaşam felsefesiyle ilgili böyle onu mutsuz eden düşünce değer yargılarını fark edip düzeltmesine sağlıyor. Hem de kişide bir iç huzur, rahatlama yani well-being dedikleri batılıların iyilik hali ortaya çıkarıyor kişide. Yani iyilik, kendini iyi hissetme hali ortaya çıkarıyor. Bu da zaten terapide hedeflenen teknik kişinin. Klasik psikoterapiler ne yapıyordu? Eksiği sıfıra getiriyordu. Ama şu andaki ideal psikoterapi tekniği sıfırın üzerine çıkarmak kişiyi. Pozitif psikoterapi dediğimiz. Yani kişi öyle bir yaşamalı ki, yaşam felsefesi öyle bir olmalı ki, yaşam stili öyle bir olmalı ki o kişi tekrar hasta olmamalı. Onun için böyle hayat olaylara pozitif anlam yüklemeyi başarmalı. İnsanlarla pozitif iletişim kurmayı başlamalı. Yani böyle pozitif hedefler koyabilmeli kendine. Çünkü insanın bir biyolojik olarak insanda şu var. Genetik olarak şu var. İnsan tehdide öncelik verme eğiliminde. Yani yapılan bilimsel çalışmalarda kötülük iyilikten 5 misli daha hızlı yayılıyor. Bir tüketici etkisi var. Evet. Yani kötü bir olay, kötü bir haber daha hızlı yayılıyor. Yani insanın olumsuz duygulara ve kaygıya yatkınlığı var. Yatkınlığı var. Yani biyolojik olarak kendini korumak için yaşam kalım kaygısıyla negatife karşı daha duyarlı. Böyle olduğu zaman kişi pozitif olmaya yönünde bir çaba olmadığı zaman, kendi haline bıraktığın zaman kişi hemen kendini kötülerle mücadele gibi ya da yani kötülük, yani hayatta hep kötüler var gibi düşünmeye başlıyor ve yalnızlaşıyor, mutsuzlaşıyor. Yani onun için kişiyi kendine iyilik yapma motivasyonu vermesi gerekiyor. Yoksa içgüdülerimize kalırsak herkes kötücül olur. Evet. Evet. Sayın Tarhan, dikkat çeken bir başka bölüm kitabınızda yakınma durumu. Sürekli şikayet eden insanlar var. Belli bir durumun içinde yaşayıp. Onlar için neler önerebilirsiniz acaba? Tabii bu yakınmacı kişilik özellikleri bazı insanlarda yakınmacılık çok yaygın olarak görüyoruz. Geliyoruz ki hep işte çocuğundan, eşinden, herkesten yakınıyor, şikayet ediyor. Böyle bir böyle. Yani kimse karşısına bir olay geldiği zaman onun olumlu yönlerde olumsuz yönleri vardır. O kişi hep olumsuz yönlerini görüyor ve onu değiştiremediği için de şikayet ederek kendini korumaya çalışıyor bu yöntem. Ama böyle bunun sonucu da mutsuz oluyor, depresif oluyor. Aslında şikayetçi olan yakınmacı kişilerin arkasında bir ego kabarması vardır, ego büyümesi vardır. Yani narsistik eğilimler vardır. Kişi kendisini önemli görür, kendisini özel görür, üstün görür ve kişi kendini eleştirilemez gibi hisseder. Birisi onu eleştirdiği zaman hemen şikayet eder. Kendi
bütünlüğüne uygun olmayan gördüğü şeyleri hep yakınarak uzaklaştırmaya çalışır kendisi. Yani bu bazı kişiler böyle durumlarda çok çalışarak kendini kanıtlamaya çalışırken, bazıları da yakınarak kendini kanıtlamaya ya da korumaya çalışır. Bu kişiler de tabii yakınmacı kişiler de hep iticidir. Yani hatta öyle kişiler oluyor ki bazı diyoruz ya seni cennete koysak niye burası güzel diye gene şikayet edersin diyoruz. Yani Evet, o evet. derece hep yakınmış, elden şikayet etmeyi dert edinmiş ve bu kişiler de bir müddet sonra yani hep negatif etkileme özellikleri nedeniyle diğer insanlar yalnız kalırlar. İnsanlar onunla birlikte olmak istemez farkında olmadan. Şikayetçilik depresyona en çok götüren şeydir. Kişilik özelliğidir. Evet. Şikayetçilik, yakınmacılık. Ve bunun gibi birçok farklı durum, Evet. birçok ruhsal sıkıntıya Mevlana aslında inanılmaz yol gösteriyor. Tabii. Siz de bunu bizimle paylaşıyorsunuz. Çok Tabii. teşekkür ediyoruz efendim Rica bize ederim. katıldığınız için. İyi İyi yayınlar. günler diliyoruz. İyi günler. Hoşçakalın.